İkincisi, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Epey zamandır okumaya fırsatım olmayan Muhammed Arkun'u tekrar hatırlatmış oldunuz bana. Yıllar önce aslına bakarsanız Muhammed Arkun bugünlerde de çok revaçta olan tarihselcilik tartışmalarının Türkiye'de ilk tartışılmaya başlandığı yıllarda en popüler isimlerden birisi idi. O yıllarda ben biraz Hasan Hanefi, Abid Muhammed Nasır, Ebu Zeyd ve Muhammed Abid Cabiri gibi isimlerin yanı sıra en önemli isimlerden birisi de Muhammed Arkun'du. Ve Muhammed Arkun'un düşünceleriyle bir şekilde hesaplaşmadan, karşılaşmadan, yüzleşmeden bu tartışmayı yürütmenin çok fazla bir imkanı yoktu. Ne diyor Muhammed Arkun? Kimdir? Neyin nesidir? Önce bir bilmek lazım tabii. Bir çığır açan bir düşünür müdür her şeyden önce? Yani başlığı bu şekilde vermişiz ama yani Muhammed Arkun çığır açan bir düşünür müdür? Kimin için çığır açmıştır? Bize mesela nasıl bir katkıda bulunmuştur? İslam düşüncesine şu anda bir katkısı olmuş mudur? Belki bu açıdan bir bakmak lazım. Öyle çok acele cevaplar vermeyi de çok sevmiyorum. Yani hakikaten bir çığır açmış mı, açmamış mı? Biraz da neresinden baktığınıza bağlı, kimin açısından baktığınıza bağlı. Nasıl bir talebinizin olduğuna da bağlı. Bugünlerde yani her şeyden önce Muhammed Arkun bugünlerde hani biraz tekrar gündeme gelen tarihselci düşünce açısından önemli bir isim. Hiç kuşkusuz önemli bir tarihselci figür. Aslında onun fikirleri üzerinden gittiğimiz zaman da onun ne yapmaya çalıştığı üzerinden, nasıl bir çevrede yetişmiş olduğu üzerinden de gittiğimiz zaman tarihselci fikriyatın nasıl şekillendiğini de biraz kavramış oluyoruz. Yani bütün konularda olduğu gibi bu konuda da böyle çok büyük genellemeler yaparak, büyük tipolojiler üreterek herkesi bir sepetin içerisine koymanın hiç gerekli ve faydalı da olmadığını söyleyerek de tekrar başlamak istiyorum. Bunu söylemenin şöyle bir anlamı var. Tabii insanlar çok çabuk cevapları çok seviyorlar. Kendilerini rahatlatacak cevapları çok seviyorlar. Ve aslında tartışmalarımızı birazcık daha kısıtlayan, tartışmalarımıza ket vuran, tartışmaların ilerlemesini de engelleyen konulardan bir tanesi. Kişisel olarak önce kendimle ilgili bir bilgi vermiş olayım isterseniz. Yani 80, 90'lı yıllarda bu tartışma çok yoğun biçimde yapıldığında benim tavrım ne idiyse bugün de çok da fazla farklılık arz etmiş değil. O zaman da tarihselci düşünceye karşı tamamen yok saymadan, bu problematiği tüketmeden önemli bir problematik ama tabii ki bunun nereye gideceği, siyasal anlamının ne olduğu konusuna daha çok odaklanan birisiydim. Siyasal anlamının ne olduğuna odaklanmaktan da kastım biz sorusu etrafında yani şekillendiriyorum ben bazı tartışmalar. Yani bu tartışma bizi biz yapan veya bizim kim olduğumuzla kim olduğumuzdan ve dünyada nasıl bir yer tuttuğumuzdan haberdar bir tartışma mıdır? Bu tartışmaya dair bir katkısı olabilecek bir tartışmadır. Çünkü netice itibariyle siyaset biz ve onlar kategorisini en derin şekilde resmeden veyahut da onu işleyen bir varoluş biçimidir siyaset. Yani siyaseti sadece işte ben mesela işte 2 dönem milletvekilliği yaptım, şimdi milletvekili değilim. 2 dönem siyaset yaptım, şimdi siyaset yapmıyorum diyerek söyleyebileceğimiz bir şey değil. Ben akademide de siyaset yaparım. Eğer felsefeyi yaparken de siyaseti dışarıda bırakarak felsefe yapıyorsanız yaptığınız felsefenin çok da fazla bir anlamı yok. Sizi bir yere de götürmez. Felsefe siyasetten çok da ari değildir. Ve insan bir zoon politikondur biliyorsunuz. Aristo'nun tarif ettiği şeyden itibaren bence Aristo'nun en büyük buluşu, insanlığa dair en büyük buluşu odur. Yani insanın bir siyasal bir varlık olduğudur. Yani siyasal varlığınızda siz bir taraf tutuyorsunuz. Siz bir tartışmada bir şey oluyorsunuz. Bir
bir mevzileniyorsunuz ve mevzilendiğiniz yere göre kendinize bir kimlik oluşturuyorsunuz ve biz ve onları resmediyorsunuz ilk etapta. Biz kimiz? İşte biz. Buna çok farklı cevaplar verebilirsiniz ama biz işte baştan itibaren Habil'le beraber olanlar demişizdir. İşte Hak'la beraber olanlar, batıla karşı olanlar, Müslüman olanlar, Müslüman olmayan. Bu insanlık kuruldu kurulalı insanları bir şekilde iki mevziye en azından, yani veya çok mevziye ayrıştıracak bir takım şeyler oluşmuştur. Kavgalar vardır ve o kavgalarda ben yokum, ben bu taraf değilim, bu kavga beni ilgilendirmez diyebilirsiniz, derseniz öbür tarafa yazılıyorsunuz netice itibariyle. Yani yine tarafsız olamıyorsunuz. Öbür tarafa yazılıyorsunuz yani. İlla ki yazılıyorsunuz. Öbür tarafa hizmet ediyorsunuz. Kötülerin kurduğu düzenin işlemesi için işlevsel bir enstrümana, işlevsel bir araca dönüşüyorsunuz. Dolayısıyla dışında kalamıyorsunuz siyasetin, siyasal kavganın dışında kalamıyorsunuz falan. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman, yani bu siyasal anlamı üzerine 90'lı yıllarda bu tartışma ilk gündeme geldiği zaman, tarihselcilik tartışmasının hangi siyasal bağlama ve hangi siyasal sürece oturduğuna dair benim ilk yaklaşımım olmuştu ve tartışma tabii çok iyi sesler getirmiyor. Yani bizim zaten bir şekilde bir çıkış yapmamız gereken, insanları bir şekilde bir şeye inanmaya sevk etmemiz gereken bir yerde bir Müslümanları kendi inançlarından, düşüncelerinden, hatta kitaplarından bile kuşkulanmaya sevk edebilecek bir şey gibi görüyorduk. Bir böyle bir vesvese gibi geliyordu bize. Birilerine, tabii bize derken bana en azından öyle geliyordu. Birçok kişiye de öyle geliyordu. Halen de öyle geliyor. Tarihselcilik tartışması bir şekilde rahatsız ediyor birilerini. Rahatsız ediyor olması bir açıdan doğal bir şey. Ama ne kadar rahatsız ediyor olsa bile tarih diye bir varlık, bir olgu var. Ve biz tarih olgusunu hiçe sayarak, evet biz bir tarafız, bir kavganın tarafıyız, insanlığa rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz ve bu ümmet olmanın o siyasal paktı içerisinde, mücadelenin içerisindeyiz. Eyvallah. Biz de bir tarih yaşıyoruz. Tarihin içerisinde kendi biyografimizi, kendi seyri sülukumuzu yaşıyoruz bir anlamda. Bu seyri sülük başkalarının seyri sülükünden kuşkusuz çok çok daha farklı. O farkı fark ettiren şey nedir? O farkı ifade etmenin en işlevsel araç kavramlarından bir tanesi, kavramsal araçlarından bir tanesi nedir? Tarih. Farklı tarihler yaşıyoruz. Tarih bizi farklılaştırıyor, ayrıştırıyor. Ama ne kadar farklılaştırsa ve ne kadar ayrıştırsa bile tarihi hep böyle bizi farklılaştıran bir kavram olarak öne süreceğimize, aynı zamanda bizim ortak yanlarımızı da ortaya koyan bir şey olarak da koyabiliriz. Onu öyle de tasavvur edebiliriz. Yani genellikle tarihselciler işi görecelileştirmek için bunu ifade ederler. Görecelileştirmek, yani biz işte tarihteki bilmem nereden farklıyız. Bilmem 14 asır önce yaşayan Peygamber Efendimizin yaşadığı çevreden çok farklı bir çevrede yaşıyoruz. Eyvallah. İşte o da şeyden önce Hazreti Yusuf'tan çok farklı bir ortamda yaşıyordu. O da Hazreti İbrahim'den çok daha farklı bir ortamda yaşıyordu falan. Eyvallah, tamam da tarih, mesela İbn Haldun'a gidersen, tarih bizi ayrıştıran bir şey değil, aslında bizi birleştiren yanlara ışık tutan bir şeydir aynı zamanda. Onun için ne diyor? Tarih bugüne, geçmiş bugüne suyun suya benzediğinden daha fazla benzer. Hatta bugünden bir takım şeyleri yaparak, bugünden mümkün olan bir takım şeyleri veya imkansız olan şeyleri görerek, takdir ederek, geçmişte de mümkün olmuş veya olmamış olabilecek şeyleri, bazı anlatımları sınamanın bir yolu olarak, bir metodu olarak, bir akıl yürütme biçimi olarak başvurulabilir. Öyle değil mi? Yani işte geçmişte, bugün eğer bir adam elindeki kılıcıyla 100 tane adamı bir anda haklayamıyorsa, geçmişte de haklayabiliyor olamazdı. Yani öyle bir dünya yok. Yani geçmişte de öyle bir dünya yoktu. Yani o 100 kişiyi hak edeme bir insan, işte bir daldı meydana, 100 kişiyi kaldırdı, koca bir işte kalkanı, neyse, Hazreti Ali'nin cenkleri gibi bir hikaye tarihte olmuş olamaz. Bu akla aykırıdır, mantığa aykırıdır. Öyle bir şey olmuş olamaz. Peki akıl yürütme biçimimiz, düşünce biçimimiz itibariyle de bizi diyelim ki çok çok geçmiş insanlardan farklı kılan bir taraf var mı? Var olabilir. Yani böyle hemen
şöyle bir cevap vermeyeyim. Yani çok yekten peşin peşin bunu buna reddiyeci bir cevap vermiş olmayayım ama benim genellikle düşünce tarzım ve şeyim hep ortak olanlar üzerinden gitmek. Yani insan olarak bizi ortak kılan evrensel yanlarımız neler olabilir? Bunun üzerinde odaklanalım ve Kur'an-ı Kerim mesela. Kur'an-ı Kerim'e odaklandığımız zaman, Kur'an-ı Kerim okumaya çalıştığımız zaman o Kur'an-ı Kerim bizim insanlığın ortak olan özelliklerine mi hitap eden bir şey? Dolayısıyla bir evrensel bir dil, hatta tarih üstü bir dil yakalamış bir dil midir? Öyle bir yerden mi yaklaşıyor yoksa yani sadece Araplara özgü, sadece o tarihe özgü, sadece o tarihteki insanların tam tamına anlayabilecekleri bir hitap ve bir söylem midir Kur'an-ı Kerim? Tamam. Bu tür sorular etrafında gelişiyor. Şimdi böyle bir tartışmayı öyle bir noktada açtığınız zaman tam böyle hani cihada gitmekteyiz, işte bir yola çıkmışız. Böyle bir tartışmayı açtığınız zaman milletin şeyini bozarsınız. Milletin maneviyatını da bozarsınız. Milletin bütün enerjisini de sinerjisini de alır götürürsünüz. Millette çünkü bir birlik ve beraberlik duygusu lazımdır. Bu batılılar bile bunun üzerine çok çok, Hobbes'un mesela meşhur bir Leviathan hikayesi vardır. İnsan insanın kurdudur. Bir düzen problemi var. Bu düzeni tesis edebilmemiz için aslında bakarsanız o görecelikçiler falan bir şey yaşıyoruz aslında. Biz ortak bir dünyada yaşıyor olduğumuz duygusunu ve algısını ve inancını üretebilmek için sürekli olarak bir takım tedbirlere başvuruyoruz. Bu sosyolojik bir şeydir ve toplumların tabiatında var olan bir şeydir aslında. Toplum aslında şöyledir. Toplumun doğasında görecelikçilik vardır. Herkesin şeyi farklıdır. Herkesin her şeyi anlama tarzı, düzeyi, tecrübesi, her şeyi farklı. Aslında görecelikçiliği, yani izafiyatçılığı ispatlayacak ve izafiyatçılığın geçerli olduğunu bize anlatacak sebepler ve veriler çok çok daha fazladır. Tek tek her birimizin biyografisine ve her birimizin herhangi bir metinden, herhangi bir konuşmadan, herhangi bir olaydan ne anladığına şöyle bir odaklanalım tek tek. Mülakat tutuyoruz işte artık çok aşina işte sokak şeylerine değil mi? Sokak röportajlarına. En basit bir olayı bile yani herkesin aynı şekilde anlaması gereken şeyi herkes farklı anlıyor. Farklı anlıyor, farklı ifade ediyor. Nerede kaldı aynı dünyada yaşıyor olduğumuz dünya duygusu? Biz mesela ben şimdi size bir konuşma yapıyorum şurada. Konuştuklarımdan sizin hepinizin aynı şeyi anlıyor olduğunuzun garantisi nedir? Hiçbir garantisi yok. Garantisi olmadığı gibi ben tek tek eminim, adım gibi eminim. Hepinize şöyle bir şey yapayım. Benim konuştuklarımın sizin zihnin dünyanız içerisinde çok farklı tınıları var. Çok farklı karşılıkları oluşuyor. Bu çok çok doğal bir şey. Her biriniz farklı bir tecrübeden geliyorsunuz. Farklı bir biyografiye sahipsiniz. Farklı bir arka plan duygusuna sahipsiniz. Her biriniz ayrı ayrı. Biriniz kadınlar var aramızda, erkekler var, yaşlılar var, gençler var. Bilmem Elazığ'dan gelmiş olanlar var. Trakya'dan gelmiş olanlar var. Belli bir köy ortamından gelmiş olanlar var. İyi bir aile hayatı yaşamış olanlar var. Kötü bir aile tecrübesi yaşamış olanlar var. Babasından şiddet görmüş olanlar var. Dolayısıyla baba figürüne karşı çok antipatik olan insanlar var. Dolayısıyla baba duyduğunda zaten irrite olan insanlar var. Ona mukabil çok iyi bir aile hayatı yaşamış olanlar falan. Şimdi size böyle bir anda bir hikaye çeşitliliği ortaya koydum. Bu hikaye çeşitliliğinin içerisinde doğal olarak benim anlatacağım şeyleri veya anlatmakta olduğum şeyleri her birinizin farklı farklı anlama ihtimaliniz çok 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 muhtemeldir, kuvvetle muhtemeldir. Bunda ne demek istiyorum? Görecelikçiliği destekleyecek tecrübelerimiz ve şeylerimiz aslında haddinden fazla mevcut. Buna rağmen biz ne yapıyoruz? Biz birbirimizle konuşurken benim söylediklerimi sizin benim ağzımdan çıktığı gibi, daha doğrusu benim zihnimden nasıl çıkmışsa sizin de aynı şekilde anlamış olduğunuzu varsayarak diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Öyle mi? Yani sizin beni anlamamış olduğunuzu düşünmüyorum. İlerliyorum nitekim. Bak demin bir sürü şey söyledim. Hiçbir noktada anladınız mı diye bir şey de bile sormama ihtiyaç duymadım. Anladınız mı diye bunu test etmeye ihtiyaç bile duymadım. Belki anladınız, belki farklı şeyler anladınız, belki yanı başınızdaki arkadaşınızdan çok daha farklı şeyler anladınız. Ama bunu test edemiyoruz. O zaman ne oluyor? Biz aslında çok da farklı dünyalarda yaşıyoruz. Herkes aslında bu kalabalığın içerisinde aynı filmi seyrederken bile, aynı konuşmayı izlerken bile, aynı vakaya bakarken bile aslında çok farklı bir yere doğru gidiyor olabiliriz. Tamam mı? Şimdi bunun
detaylarına girdiğiniz zaman kafayı yersiniz. Yani bu insanı demoralize de eden bir şey. Ne yani, şimdi ben yapayalnız mı yaşıyorum dersiniz. Tamam mı? Aslında öyle. Biraz da yapayalnız yaşıyoruz. Fakat bu yapayalnız yaşıyor olduğumuz duygusunu atlatmaya da ihtiyaç duyuyoruz. Sosyalize oluyoruz. Sosyalize olurken ortak bir takım anlamlar dizgesine sahip olduğumuzu ve aslında baktığımız zaman hep aynı şeyleri görüyor olduğumuz duygusunu birbirimize işleriz. Birbirimize ekeriz. Birbirimize empoze ederiz. Tek taraflı bir şey değil. Biri bana empoze ediyor, ben de ona empoze ediyorum. Karşılıklı olarak evet, farklı bir dünyada yaşamıyoruz. Aynı dünyada yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik. Aksi takdirde düzen diye bir şey olmaz. Yani düzen diye bir şey, en azından trafiğe çıktığımız zaman düşünsenize ya, ben sağdan gidiyor olmam gerekiyor. Ama karşı taraf da bunu biliyor mu acaba? Bunu düşündüğünüz zaman katlanılabilir bir dünya olmaktan çıkar. Güvenemezsiniz o zaman şeye. Evet, karşı taraf da benim anladığım şeyin aynısını anlıyor. O zaman bir düzen fikri yavaş yavaş şekilleniyor insanın. Evet, benim gördüğüm dünyayı başkaları da aynı şekilde görüyor. Aslında o bu tür temel bir takım şeylerden düzen oluşturucu, toplumda düzen oluşturucu bir takım mekanizmalar üzerinden gittiğiniz zaman neticede topluma bir güvenle bakıyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Yani mesela Allah inancımız, Allah algımız, Allah hissiyatımız aynı mıdır mesela? Neden mesela Peygamber Efendimiz'in şeyi yapılmaz hiçbir zaman? Resminin yapılmasına karşı toplumda bir tür konsensüs oluşmuştur toplum. Yani aslında böyle bir şey yok. Eskiden zaten kimse resim yapmazdı, kimse fotoğraf da çekmezdi, kimse tiyatro yaptığı için bir temsille, peygamberi temsil edecek bir aktör arama ihtiyacı da olmazdı, değil mi? Ama şimdi buna dair bir yasak oluşmuş, fiilen böyle bir yasak var. Bu çok anlaşılabilir ve çok büyük, güçlü bir sağduyu şeyinden gelen bir şeydir. Yani sağduyu ona karar vermiştir ve bu adeta bir ayet gibi, bir haram gibi, yani bir tabuya dönüşmüştür. Sağlıklı bir tabudur, koruyucu bir tabudur. Birçok şeyden koruyor kimi? O bizim bu ortak algımızı, ortak anlayışımızı koruyan bir şey. Niye? Çünkü aslında peygamberi herkes kendine göre tahayyül eder. Kendine yakın bir tipleme kurar. Yakışıklı insan tipi birinden birine göre değişir. Böyle karizmatik insan tipi. Gene ortalama bir şey vardır ama gene de bir insandan insana değişir. Bana birisi bir şey gösterdi mesela, bir tane peygamber efendimizin fotoğrafı diye gösterdi. Önce dedi, bu kimdir sence bu dedi. Dedim böyle bir Hintli bir şey gibi, böyle bir ev iç oğlanı gibi bir şey falan dedim. Yok dedi, bu peygamber dedi. Nasıl yani? Haddini bil dedim ya, sen nasıl böyle bir şeysin? İran'da peygamber böyle resmedilmiş. Yani peygamber, Hazreti Peygamber'in resmi böyle yapılmış falan. Peki Hazreti Peygamber'in böyle bir resmi nasıl olabilir? Çünkü İran'da bilmiyorum ne kadar aşinasınız ama İran zannedildiğin aksine çok bir toplum. Anaerkil bir toplumdur. Kadının çok baskın olduğu bir toplumdur. Ve kadın böyle bir öyle bir peygamber resmi, bıyıksız, sakalsız, genç, böyle 15-16 yaşlarında bir çocuk şekli veya bir genç oğlan şeklinde resmedilmiş bir şey. Biraz böyle kadınımsı bir şey de var, böyle bir boyut da var falan. Mesela Seyit Kutup'un şeyini bilmiyorum, okudunuz mu? Hazreti Yusuf'un tasvirlerini belki de okumuşsunuz. Böyle diyor, bizim geleneğimizde diyor, Mısır geleneğini herhalde kastediyor. Mısır geleneklerinde diyor, Hazreti Yusuf'un öyle bir parlak, öyle bir ne desek kadına yakın bir tip resmedilir. Öyle güzel tip falan. Halbuki güzel tip olabilmesi için biraz daha böyle erkeksi taraflarının ağır bastığı, kadınların daha hoşuna gideceği bir tip olması lazım falan der. O şeyin farkında, yani böyle bir farklı toplumlar nasıl tarihsel figürleri bugün de nasıl canlandırıyorlar gözlerinde. Şey, Hazreti İsa'yı mesela Batılılar nasıl resmediyorlar? İşte sarışın, mavi gözlü, bir şey, uzun saçlı, böyle bir tipik bir Alman, Germen bir tip gibi resmediyor. Hollandalı veya İskandinav bir tip olarak resmediyorlar. Halbuki Filistin'de doğmuş Yahudi Sami ırkından bir adam netice itibariyle, değil mi? Yahudi kökenli birisi olarak Hazreti İsa'yı siz kendinize benzetiyorsunuz aslında. Yani sizin ırkınıza benzetiyorsunuz. Onun için Malcolm X mesela meşhur o şeyinde, neden Hazreti İsa sarışın olması gerekiyor? Yani Hazreti İsa Kenan'da yetişmiştir veyahut da oralarda doğmuştur, Filistin'de. Esmerdir, hatta biraz da zencidir deyip böyle kendilerine... Şimdi
bir sabitleme yaptığınız zaman herkes kendine göre onu çekmeye kalkışır. Oysa onu muhayyileye bırakacaksınız. Hiç resmedip sabitlemeyeceksiniz. Sabitlediğiniz zaman bir yere onu ait kılmış olacaksınız. Oysa bir Hintli onu bir Hintli gibi resmedebilir. Bir Çinli onu bir Çinli gibi resmedebilir zihninde. Ama bunu sabitlememek de büyük fayda vardır. Yani burada zihinden bahsediyoruz. Zihne yansıyan, tarihten veya birbirimize anlattığımız şeylerden, her birimizin zihnine yansıyan şeylerden bahsediyoruz. Zihinlerimize çok daha farklı şeyler yansıyor olabilir. İşte bu bizim tarihselliğimizin en temel ontolojik tecrübesidir. En temel ontolojik tecrübesi bizim tarihselliğimiz. Çok farklı şeyleri algılıyoruz. Yine buradan yola çıkarak belki Kur'an-ı Kerim'in sadece 7. yüzyıla ait bir şey mi olduğunu çıkarmamız gerekiyor. Oradaki insanların zihnine yansıyan Kur'an-ı Kerim'in mesajlarının bize hiçbir şey söylemediğini veya çok çok farklı şeyler söylemesi gerektiğini mi düşünüyoruz? Evet, biraz böyle söyleniyor. Yani en azından tarihselcilik tartışması biraz böyle. Yani Muhammed Arkun'un tarih başlattığı ve Muhammed Arkun'un sürdürdüğü tarihselcilik tecrübesi biraz böyle. Bu tarihselcilik tartışmasını aslında şöyle söyleyelim. Yani ben direkt tarihselciliğe girmiş oldum. Arkun'u atladık. Arkun'u şöyle söyleyeyim. Arkun Cezayirli, Fransız sömürgesi altında doğmuş, büyümüş, yetişmiş ve 50'li yılların başlarında, yani henüz Cezayir kurtuluşu ve Kurtuluş Savaşı verilmeden önce Fransa'ya intikal etmiş bir sömürge aydını aslında. Böyle önce resmetmemiz lazım. Yani adamı tanımaya çalıştığımız adamın, incelemeye çalıştığımız adamın bir takım özelliklerini de bilmemiz lazım. Bir yenilmişlik, yenilginin insanıdır yani. Biraz sömürgeleşmiş bir toplumun insanı. Bunu bir kenarda bırakmamız lazım. Bu şu demek değil ki zorunlu olarak bir insanın yaşadığı tecrübe onun düşüncelerine illaki paralel bir biçimde veya aynı doğrultuda, lineer bir biçimde mi etki etmek durumundadır? Bu zorunlu değil. Yani bir insan pekala yaşadığı tecrübelerle kendi düşüncesini ayrıştırmayı çok iyi başarabilir. Çok biraz zordur ama bu zaten iyi düşünürler bunu yapabilenlerdir aynı zamanda. Ama ne kadar iyi bir düşünür olursa olsun, bugün Fransız, yeni Fransız düşüncesi diye bir düşünce vardır. Muhammed Arkun o çevrenin içinde yetişmiş bir adam. Bunların içerisinde Jacques Derrida'sı var, Althusser'i var. Althusser yapısalcı gerçi, yapısalcı Marksist bir kökenden gelen bir adam. O bir şey var, siz söyleyin, Deleuze ve Guattari var, Pierre Bourdieu var. Ondan sonra bu düşünürler hep yeni Fransız düşünürleri diye bilinen yapısalcılığa karşı post yapısalcılığı öne sürmüş. Önce yapısalcılık tecrübesini yaşamış. Yapısalcılık da şu, yani dünyada, yaşadığımız dünyada bir takım yapılar vardır. O yapıların içerisinde öznelerin çok da fazla bir şeyi yok, yani katkısı yok. Bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz, o dünya yapılar vardır. Biz o yapıların içerisinde birer pasif nesneleriz. Yani suyun akışına kendimizi kaptırmış. Çok fazla, bu biraz Marx'tan da gelen bir şeydir. Marx demiştir ki dünyada bir tarihin, dünya tarihinde bir yapı vardır. Tek tek öznelerin hiçbir fonksiyonu yok. Devrim olacaksa bu tarihin bize zorunlu kıldığı bir şey olarak olacaktır. Hangi tarihin? Yani işte materyalist, diyalektik tarih bize böyle bir şey, yani nasıl doğada bir takım yapılar varsa, işte güneş, ay, yıldızlar falan, bu şekilde belli bir astronomik yapı var. O yapı içerisinde biz işte güneş doğacak dediğimiz zaman, güneş biz doğacak dediğimiz için doğmaz. Zaten doğacağı için biz söyleriz. Dolayısıyla bilimin amacı şeyi tespit etmek, yani şeye etki etmek değil. Onu tespit etmek, haber vermek. Şimdi Marx'ın gerçi ilk dönemi böyle değil. 11. tez diye ifade edilen başka bir dönemi var. Filozoflar şimdiye kadar dünyayı hep yorumlamakla uğraştılar. Oysa asıl olan o değiştirmektir diyerek aslında filozofa biraz daha aktif bir rol veriyor ama sonradan buna pişman oluyor. Çünkü diyor ki bu böyle dedik ama pek de filozoflar bir şey değiştiremiyormuş. Hiç kimse bir şey değiştiremiyor. Dünya kendi akışına gidiyor. Eğer devrim olacaksa
biz devrim olacak dediğimiz için olmayacak. Zaten olacağı için biz sosyologlara ve biz tarihçilere, biz bilim adamlarına düşen o şeyi tespit etmek, onu haber vermektir. Yani devrimin olacağını haber vermek. Yani bir bakıma kendi devrim öngörüsüne, devrim tahminine veya devrim kehanetine o kadar bilimsel bir kesinlik ve mutlaklık atfetmiş oluyor ki, bir kader gibi. Yapı da bir tür kader gibidir. Biz yapısalcılık onun için çok kaderci bir düşüncedir. Yani İslam tarihindeki kadercilik düşüncesinin bir bakıma çağdaş bir karşılığıdır yapısalcılık. Yani Fransa'da bu yapısalcı düşünce niyeyse böyle bir farklı toplumların farklı felsefi karakterleri vardır. Mesela Almanlara idealizm daha çok yapışmıştır. İşte şeylere gerçekçilik adı nedir? Anglo-Sakson düşünceye biraz daha gerçekçilik ve pragmatizm düşüncesi çok daha fazla sirayet etmiştir. Ama Fransızlara ise böyle bir yapısalcı, kaderci bir yaklaşım, biraz daha öbeklenme oluşmuştur. Filozofların hepsinin böyle bir karakteri ilginç bir biçimde var. Şimdi Fransa'da yeni Fransız düşüncesi aynı zamanda postmodernizm dediğimiz düşüncenin de kaynağıdır. Yani ilk postmodernizm düşüncesi, işte François Lyotard diye bir adam meşhur. Lyotard'ın postmodern durum kavramını ilk, postmodern kavramını ilk kullanan adamdır aynı zamanda Lyotard. O da o post yapısalcı düşünceden kaynaklanıyor ve bunlar modernizmi ilk güçlü bir biçimde sorgulayan insanlar olmuşlardır. Modernizmi ve modernleşmeyi, aydınlanmayı çok güçlü bir biçimde sorgulamışlardır. Ve bu sorgulamanın neticesinde modernitenin ideallerini tüketmiş olduğunu, amaç sonuna gelinmiş olduğunu, modernitenin insanları bir yere getirmediğini söylemiş olan insanlardır. Yani aynı zamanda şeye yol açmış, o Fransız devrimiyle birlikte nasyonalizme, milliyetçiliğe yol açmış olan o Fransız düşüncesi, meşhur aydınlanmacı işte Fransız ihtilaliyle birlikte ortaya çıkan o Fransız düşüncesi aynı zamanda şeyi de, işte Durkheim da mesela o post yapısalcı düşüncenin önde gelen isimlerinden bir tanesi, veya de Saussure, adı nedir, Ferdinand de Saussure, dil biliminde yapısalcılık, veya hatta yine Fransız düşüncelerin düşünürlerinden de Saussure, mesela bir isim daha vardı aklımda, Emil Durkheim o sosyolojide Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, o da antropolojide, insan biliminde falan böyle bir yapısalcı düşüncenin en önemli temsilcilerinden olan bir adam. Bunlar şeyi de sorgulamışlardır, aydınlanmayı da sorgulamışlardır, aydınlanmanın temellerini sorgulamışlardır bu insanlar. Aydınlanmanın bizi bir aydınlığa götürmediğini, aydınlanmanın içerdiği başka şeyler de var demişlerdir. Yani karanlık tarafları da var diyen adamlar böylece postmodernizm düşüncesine. Peki neden bu düşünceye vardılar? Yani niye Almanlar değil de, niye İngilizler değil de Fransızlar ilk defa bu şeye gittiler? Ben onu işte Cezayir tecrübesinde cevabını buluyorum. Bu adamların hepsi, belki bir iki istisna olabilir ama, Cezayir'de yetişmiş adamlar. Veya Cezayir tecrübesi yaşamış adamlar ve Cezayir'den dolayı kendi ülkelerine karşı ve genel olarak Avrupa'ya karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşamış insanlar. Yani mesela Derrida şeyde yaşamış, doğmuş, büyümüş. Michel Foucault aynı zamanda. Michel Foucault biliyorsunuz postmodern düşüncenin en önemli isimlerinden bir tanesidir. Michel Foucault Cezayir'de uzun süre yaşamış ve Cezayir'de kendi ülkesinin o sömürgeci tecrübesini utançla takip etmiştir. Zamanla böyle utanacağı bir tecrübe olarak görmüştür. Bütün bir Fransız aydını bu tecrübeyi bu şekilde yaşamamıştır kuşkusuz. İçlerinde ya ne yapalım, işte bu gayet milliyetçi duygularla, faşizan duygularla bu tecrübeyi yaşamış insanlar olabilir. Ama o Fransız aydını genellikle kendi ülkesine karşı böyle bir utanç verici bir durum içerisinde. Peki ben bütün bunları niye anlatıyorum? Bütün bunları şunun için anlatıyorum ya. Muhammed Arkun'un etkilendiği isimlerdir bütün bu isimler. Yani onun şeyine baktığınız zaman, işte şu kitabı benim Arapçadan çevirdiğim, Cemalettin Hoca ile birlikte, Cemalettin Erdemci ile birlikte çevirdiğim ve
Bir de son söz eklediğim, yani özellikle ön söz eklemek istemedik ki okuyucuyu şartlandırmak istemedik. Yani çevirisini yaptığımız bir adamı işte önce bizi okuyun sonra onu okuyun demeyelim de hani biz de bir çift laf etmiş olalım diyerek, yani açıkçası böyle bir şey gösterdik. Yani böyle bir geriye dönüp okuduğumda, bugün okudum o ön sözümü, açıkçası kendimi fazla şey buldum, yani mütevazi buldum. İyi bir şey yapmışım o zaman şey ekleyerek. Şunun için, yani biz böyle bir adamı anlamadan önce bir mahkum ediyoruz, yargılıyoruz, harcıyoruz. Ama bir, mesela benim sevdiğim, yine Vadi Yayınları'nın tecrübemde basımını yaptığım kitaplardan bir tanesi vardı. Tercümesini yaptı, yine Cemalettin Hoca yapmıştı o zaman. Felsefenin Temel İlkeleri diye, Gazali'nin Makasidül Felasife diye bir kitabı. Adam mesela şeyi harcıyor elbette ki. Bütün o meşayi filozofları, Aristocu filozofları harcıyor ama harcamadan önce onları anlıyor. Anladığını ortaya koyabilmek için Makasidül Felasife'yi yazıyor. Yani felsefecilerin maksatları nelerdir? Ama hakikaten çok bakarsın sanki onların propagandasını yapar gibi naklediyor size. Yani onların hiç araya girip onları yargılamadan, hiçbir yargı cümlesi kurmadan onlarla ilgili önce onlar ne diyor? Onlar şunu diyor, bunu diyor, şunu anlatıyor, bunu anlatıyor. Olaya şöyle bakıyor, doğaya şöyle bakıyor, işte ay, güneş, yıldızlar, bilmem ne, kozmik, kozmolojiyi böyle kurguluyorlar falan filan diye. Onları olduğu gibi anlatıyor, 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 hiç araya girmiyor. Kitabı kapatıyor, sonra Tehafütül Felasife'ye başlıyor. Yani Tehafütül Felasife filozofların saçmalıklarıdır yani. Filozofların tutarsızlıkları. Yani Gazali'nin tavrı bu. Şimdi bizim bugün aslında bizde eksik olduğunu düşündüğüm şeylerden, tavırlardan bir tanesidir. Ben karınca kararınca kendi akademik tecrübem içerisinde gerçekten bunun hakkını vermeye çalıştım. Ne kadar verebildiysek, işte netice itibariyle biz de beşeriz ve belli bir kapasitemiz var, belli bir gücümüz var. Ama yani bir insanı, Marx diyelim ya, Marx'ı ben en iyi şekilde anlamaya çalıştım önce. Yani onun hakkında olumsuz, dışlayıcı, yargılayıcı, reddedici cümleler kurmadan önce, ya bu adam ne diyor? Bu adam şunu diyor, bunu diyor, bunu diyor. Böyle bir, bu şeyimiz biraz eksik. Kabul ediyorum ki Türkiye akademisi içerisinde ve Türkiye'nin düşünce ortamları içerisinde genellikle bu şey eksik. Biz aktarırken zaten yargılayarak aktarıyoruz zaten hiç. Yani bu dinlemenize gerek yok. Bu şöyle söylüyor, saçmalıyor, bilmem ne falan diyerek adamı önce bir harcıyoruz. O kadar olamaz. Muhammed Arkun bir tecrübe yaşamış. Öyle veya böyle Müslüman dünya içerisinden çıkmış bir aydın. Müslüman dünya içerisinde çıkmış bir aydın. Ve Müslüman dünyanın belli bir tecrübesini olduğu gibi aktaran bir insan. İşte sen yaşadığımız dünyayı algılayabilmek, anlayabilmek için bile Muhammed Arkun gibi bir adamı anlaman lazım. Nedir? Ne diyor? Harcamadan önce. Tabii işte bu adam işte şöyle kötü niyetliydi, böyle işte Kur'an'ı mahvetmeye çalışıyor, bizim içimize kuşkular sokmaya çalışıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor demeden önce bir derdini bir anla. Neden, ne yapmaya çalışıyor, ne anlatmaya çalışıyor. Ben doğrusu böyle bir yaklaşım. Sadece onu değil, Hasan Hanefi'yi de sonuna kadar okudum, sonuna kadar onu anlamaya çalıştım. Anlamaya çalıştıktan sonra da eleştirimi de yaptım. Aynı şekilde Muhammed Arkun'u da sonuna kadar anlamaya çalıştıktan sonra kitaplarını okudum, Arapçasından okudum, çevirdim de hatta. Çevirdikten sonra da bir çift lafta ben edeyim dedim. Kitabını okuyan insan, eğer benim şurada 17-22 sayfalık bir metnimiz var. Başka yerlerde de ondan bahseden başka şeyler, mesela Muhammed Abid el-Cabiri ile karşılaştırmasını da yaptım. Muhammed Abid el-Cabiri'nin İslam aklı ve Arap aklı, onu biliyorsunuz, Arap aklının oluşumu diye bir Bünyatül Akl-ül Arabi, bir de Tekvinül Akl-ül Arabi, yani Arap aklının oluşumu, bir de Arap aklının yapısı. O da Fransa'da. Fransa Frankofon olduğu için yapısalcı. Önce yapıyı ortaya çıkaralım diyor. Yapı nedir? Bir İslam aklı diye bir yapısal özellikleri ortaya konulabilecek, parametreleri ortaya konulabilecek bir yapı var mı? Ki var onlara göre. Şimdi o yapıyı ortaya koyuyor. Sonra o yapının parametrelerini bize ortaya koyuyor. Ama şimdi ben de orada işte hemen Fransız yapısalcılarının durduğu yerde durmam tabii ki. Akabinde bir post yapısalcılar diye başka bir ekip daha gelmiş. Onlar işte şeyden etkilenenler, işte Cezayir tecrübesinden etkilenip Fransa'nın Cezayir'deki sömürgeci utanç verici tecrübesinden etkilenip moderniteye karşı, aydınlanmaya karşı, modernitenin değerlerine karşı sorgulayıcı bir tavır takınmış olanlar. Bunlar
bunlar neler anlatıyorlar? Diyor ki sana yapı diyorsun. Yapı var orada diyorsun ama bu yapı. Bu yapı. Orada var mı? Sen mi oraya atfediyorsun? Sen mi ona yakıştırıyorsun böyle bir yapı? Sen çok güzel bir kurgu yaptın. O kurguyu oraya giydirdin. Diyorsun ki orada böyle bir yapı var. Yapı dediğin bina gibi bir şey değil ki. Yani bina var orada. Sen onu tespit ediyorsun. Öyle değil. Sen böyle soyut bir takım şeylerden bak. Arap aklı diye bir şey. Zaten aklın kendisi soyut bir şey. Ve sen o soyutluğa son derece düzenli bir yapı atfediyorsun. Yakıştırıyorsun. Bu ne gerektiriyor beraberinde? Önce bir teorik bir hazırlık yapıyorsun. Müthiş bir kurgu yapıyor. Bir hikaye kuruyorsun. Kurduğun hikayeyi oraya yakıştırıyorsun. Tamam mı? Yani bu itiraz bu. Post yapısalcıların şeye itirazı, yapısalcılara itirazı bu. Aslında Muhammed Abid el-Cabiri de böyle bir yapı resmediyor önce. İslam düşüncesi içerisinde ve İslam düşünce tarihi içerisinde böyle bir yapısal özellikler. Araplar nasıl düşünür? İşte onların işte tekvin dönemi, tedvin dönemi daha doğrusu. İşte gerek Arapça gramerinin veya lügatinin veya sözlüğün işte lisanul arabın gerekse işte fıkhın, gerek hadisin, gerek o tedvin dönemi diye bir dönem var ya, yani elde avuçta ne varsa dağınık bilgilerin hepsini böyle bir toparlayalım, bir şeye dönüştürelim, bir külliyata dönüştürelim. O külliyatı oluşturuyorlar o zaman. Oradan oluşarak işte bir takım hikayeler anlatıyor. Şurada şöyle bir hikaye, burada böyle bir menkıbe, şurada şöyle bir ayet, şurada böyle bir hadis derken bütün bunların yapısında böyle bir yapı var, düzenli bir yapı var. Halbuki ben oraya baktığım zaman öyle bir düzenli bir yapı görmüyorum. Tam tersine dağınık bir şey görüyorum. Darmadağın bir olay. Hiç de öyle düzen falan, yani belli bir düzenin içinden hareket ederek yapılan bir şey değil. Yani adam kafasını esmiş, başka bir şey yapmış falan. Mesela Derrida'yı okuduğun zaman böyle okursun. Orada öyle bir şey yok. Metinler arası bir şey var, bir seyir var. O metinler arası seyir içerisinden çağrışımlarla ilerleyen bir okuma ve bir anlama süreci. Yani ve dolayısıyla ona baktığın zaman görebileceğin bir düzenlilik yok orada. Tamam, bir düzen, intizam yok. Dağınık var ama sen ona yapı atfediyorsun. Şimdi bu yapı tam teorizasyon işi, kuramsallaştırma işi. Zaten kuram ile kuramın en büyük handikapı ve en büyük tehlikesi de bu. Olaya bir düzenlilik atfederek o atfettiğin düzenliliği, zihninde üretmiş olduğun düzenliliği orada da bulmaya çalışır. Hoş. Filozoflar şeyi tartışmışlardır. Yani bizim zihnimizde ürettiğimiz o düzenlilik tamamen kendi içimizden mi çıkan bir düzenlilik, yoksa zaten dışarıda var olan düzenin zihnimize yansımasıdır. Yansıması mıdır? Bu tartışma işte hakikaten tartışılmaya değer bir konudur. Yani zihin açıcı bir tartışmadır falan, ama benim acizane yaklaşımım, biraz şeye prim veriyorum ben. Ciddi prim veriyorum. Postyapısalcı düşünürlerin bu konuda daha ziyade bizim kendi zihinsel üretimlerimizi fazla ciddiye alıyor olmamız ve bunları gerçekliğe çok fazla yakıştırıyor olmamız noktasında ciddi bir şey var. Haklılıkları olduğunu düşünüyorum. Yani vallahu alem tabii diyeceğiz ve tartışmaya da devam edeceğiz. Yani bunun üzerine sempozyumlar yapılır. Sadece bu küçük tema üzerine. Yani şimdi ben buraya atladım gideyim. Mevzu açılmışken konuştuğum bu şey. Bunun üzerine sempozyumlar yapılıyor. Yani düzen var mı yok mu? Yani yaşadığımız toplumda veyahut da zihinlerde bir düzen var mı? Fenomenoloji tartışması oradan çıkıyor. Hermenotik tartışması oradan çıkıyor. Felsefi hermenotik veyahut da romantik hermenotik, romantizm tartışması oradan çıkıyor. Bütün bu tartışmalar aslında bizim baktığımız zaman dünyaya, düşüncelere veya işte genel olarak insan ilişkilerine baktığımız zaman orada bir düzenlilik var mı, yoksa onlara o teorilerimiz üzerinden, kuram üzerinden biz mi bu düzenliliği atfediyoruz? Evet, Muhammed Arkun tam da böyle bir çevrede ortaya çıkmış. Yani bu bahsettiğim yapısalcılık ve post yapısalcılık tartışmasının olduğu yerde, Cezayirli bir Müslüman aydın, ama Cezayirli bir Müslüman aydın olduğu için de aynı zamanda çok yani tabiri caizse Fransa çevresinde bir Müslüman aydının içine düşebileceği bütün komplekslere de girebilen bir adam. Benimki şahsi kanaatim. Yani bu öyle şey için söylemiyorum. Suçlama olsun diye veya şey olsun diye söylemiyorum.
Bunları da görebilecek bir adam aslında. Yani zeki bir insan. Bunun kendini fark edebilecek, kendi üzerinde de düşünebilecek bir tip. Yani bu çok önemli bir özellik. Kendi üzerinde de düşünebilecek, kendini de eleştirebilecek bir tarafı var. Bir şey yapmak istiyor. Bir taraftan batılı sömürgenin İslam dünyasına uyguladığı, İslam dünyasına bakışı daha doğrusu, oryantalizm olarak bugün hepimizin bildiği ve ifade ettiği o bakış açısından rahatsız. Dolayısıyla oryantalizme karşı mücadele vermesi gerekiyor. Hangi alanda? Entelektüel alanda tabii, bakış açısı. Bir batılı Müslüman dünyayı nasıl görüyor? İşte geri kalmış, işte geri bir dünya, değil mi? Yani bütün o batılıların doğuyu resmederken kullandıkları bütün terminolojiden haberdar. Ve bu terminolojiyi de ve bu literatürü de çok iyi biliyor ve eleştirmeye girişiyor. Edward Said'den çok daha önce yapıyor bunu. Bu çok önemli bir şey. Edward Said'den çok daha önce oryantalizm problematiğinin farkına varmış olan bir kişidir Muhammed Arkun. Hatta Muhammed Arkun'un ilk yazıları Kur'an araştırmalarından ziyade şey üzerinedir. Yani daha böyle oryantalizm eleştirileri üzerinedir. Biliyorsunuz Oryantalizm kitabı 1978 yılında yayınlanmıştır Edward Said tarafından. Ve bu kitap çığır açmıştır. Bu hakikaten çığır açmış bir kitaptır. Mesela Muhammed Arkun'un oryantalizm eleştirileri çığır açmış değil. Yani bunu yapamadı. O sese sahip olamadı. O gürlükte çıkmadı. Niye? Sebepleri üzerinde durabiliriz tabii ki. Yani aslına bakarsanız oryantalizm eleştirilerini ilk başlatmış olan Edward Said'in kendisi değildir. Ondan önce Brian Turner diye başka bir adam var. Benim Max Weber ve İslam kitabını çevirmiş olduğum kişi. Hatta bilahare kendisi de biraz böyle şey olacaktır. Yani biraz hafiften gıpta, hafiften kıskançlıkla bahsedecektir. Marx ve Oryantalizmin Sonu diye bir kitabı yayınlandı daha sonra. Ondan sonra işte 80'li yıllarda yayınladığı kitapta, ya ben de böyle bir kitap yayınladım. Ben şeyden önce yayınladım diyor. İşte oryantalizmden önce yayınladım. Oryantalizmden çok önce ben de bu tür şeylerden bahsettim falan, ama niye benimki meşhur olamadı falan diye. Bunun bir şeyi var tabii. Bir defa yani oryantalizm hakikaten hak ediyor. Yani oryantalizm kitabının, Edward Said'in yazdığı kitap çığır açmayı hak eden bir edebiyat eleştirisi boyutu, bir tarih eleştirisi boyutu ve bir kapsamlı bir eser, bir şaheser hakikaten yani. Ama şeyde Muhammed Arkun da bir oryantalizm eleştirmeni olarak başlıyor. Yani buna baktığınız zaman ne demek istemiş oluyoruz? Yani batılıların doğuya bakışından rahatsız olan ve bunun rahatsızlığı üzerinden teorik çalışmalar yapan bir milli bir aydın yani. Müslüman dünyanın sesi olacak, değil mi? Fakat benim resmedebildiğim, benim görebildiğim kadarıyla Müslüman dünyanın sesi olmayı başaramıyor fazla. Çünkü açtığı temalar ve o temalara yaklaşım biçimi aslında kendisini biraz oryantalistleştiriyor bir noktadan sonra. Yani eleştirdiği oryantalizmin bakış açısıyla bakmaktan kurtulamıyor aslında Muhammed Arkun. Onun için bence Edward Said olamıyor ve Edward Said kadar bir şey sağlayamıyor, böyle bir çığır açamıyor. Peki burada bir çığır açamıyor. Peki İslam düşüncesi alanında bir çığır açıyor mu? Ne yaptığına bakalım önce. İki şey yapıyor. Birisi bir defa İslam düşüncesinin içinde İslam düşüncesinde bir tür arkeoloji yapıyor. İslam düşüncesinin tarihsel bir adam tarihçi aslında, felsefeci değil. Yani mesleği tarih. Dolayısıyla tarih katmanları içerisinde İslam düşüncesinin nasıl bir tür arkeolojik tabakalar oluşmuştur şeyde. İslam düşüncesinin üzerinde bir tür arkeolojik tabakalar oluşmuştur. Tarih boyunca farklı anlayışlar bize kendini İslam'mış gibi resmetmişlerdir ve onlar İslam'ın yerine geçmiştir. Tamam mı? İslam'ın yerine geçmiştir. İşte Emeviler gelmişlerdir. Emevilerin işte İslam anlayışları gelmiştir. Başka bir İslam anlayışı ortaya çıkarmıştır. Onların üzerine gelmişlerdir Abbasiler. Başka bir İslam anlayışı. Gelmişler Selçuklular. Gelmişler Hintliler. Gelmişler bilmem neler. Elimizde öyle bir şey var ki bunu altını kazıdıkça başka bir İslami yaşam alanına ulaşabildiğimiz bir şey buluyoruz. Ve yavaş yavaş öze gidiyoruz. Şimdi öze gidiyoruz dediğin zaman aslında bir şey yapıyor mesela. Logosentrizm diye, söz merkezcilik
eleştirisi vardır. Bu postyapısalcıların çok yaptıkları bir eleştiridir. Oradan devşirdiği, oradan edindiği bir hassasiyet. Ne demek söz merkezcilik? Yani siz burada bir metin var. Sen bu metni burada herkes için geçerli, herkes için aynı anlama geldiğini düşündüğün sabit bir metin var. Ve asıl olan onu anlamaktır. Ama onu anlayabilmek için araya katılmış tarihsel bir takım dil, kültür, ideoloji, kavram, anlayış, alışkanlıklar, habitus, bu Fransızca şey habitus çok şeydir. Bu tür etkenler, bu tür engeller, bu tür tabakalar senin o metne ulaşmanı engelliyor. Şimdi sen bütün bunları aşabileceğini düşünüyorsun ve bunları aşıp işin özüne gidecek. Peki işin özüne gittiğinde ne buluyorsun? Kendisi bunun iddiasında. İşin özüne, arkeolojisini yapıyor. İşin özünü bulup bir şey çıkarıyor sana. Diyor ki bu İslam budur. Aslında İslam şöyle bir şeydir falan diyor. Hiç kimseye beğendirebileceğim bir İslam değil. Bugün getir Müslümanlara söyle İslam budur dediğin zaman yok ya. İslam'ı mı bilmiyoruz biz? Böyle bir İslam olabilir mi diyorsunuz, tamam mı? Niye? Çünkü getirdiği İslam'dan onun mesela hayal ettiği şey hiçbir şekilde böyle siyasi etkileri olan, siyasi iddiaları olan bir hani Peygamber Efendimiz'in bir siyasi mücadelesi de var. Yani bugün hepimizin böyle mutabık olduğumuz bir şey. Hiç kimsenin itiraz etmediği bir şey. Adam savaşlar yapmış, savaşlar yaparak bir toplum oluşturmuş, oluşturduğu toplumun siyasetini yapmış. Başka ülkelerle uluslararası ilişkiler kurmuş, devlet kurmuş. Sonradan onun kurduğu hani o günkü bugünkü anlamda bir ulusal devlet haline gelmemişse bile onun biraz daha büyümüş versiyonu işte bir imparatorluğa dönüşmüş bir devlet. Şimdi bunu yapmış olan bir kişi için diyorsun ki yani sen İslam tam da laiklerin bize yıllarca resmetmeye, Fransız çevrelerinin bize anlatmaya çalıştıkları tarzda bir İslam anlayışına bizi hitap etmeye çalışıyorsun. Nedir? İşte Allah ile kul arasında bir ilişki biçimidir. Yani netice itibariyle değerlerdir, ahlaki değerlerdir falan. Buna indirgenen günlük yaşama ve devletle, siyasetle hiçbir iddiası olmayan bir İslam anlayışına gelip dayandırıyor bizi. Peki İslam'ın özünün bu olduğunu nereden çıkarıyoruz? Hangi tabakaların altını çıkardığında, hangi tabakaların altından çıktı bu İslam? O 14 asırlık bütün o tabakaları tek tek kaldırıyorsun, kazıyorsun. Adamın bulduğu şey bu. Tam da demin dediğim şey var ya. Sen bir yapı varsayıyorsun. O yapı varsayıyor. Öyle bir şey yok. Senin zihninde şekillenen, senin zihninde icat edilen bir şey. Ve onu orada görmek istiyorsun. Görüyor da, gösteriyor da, göstermeye çalışıyor da. Neticede birçok insanı da ikna edebilecek bir şeyi var. Bir retoriği var. Bir güzellemelerle ikna edilebilen bir şeydir. Zaten bu ikna olayını biliyorsunuz. Yani bir ikna... Bir şeye ikna oluyorsak o bir şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor. İkna olmak retorikle mümkün olan bir şeydir. Doğruluğun ölçütü değildir ikna olmak. Retorik bize en olmayacak şeyi mümkün kılabilen, en olmayacak şeye bizi ikna edebilen bir imkandır retorik. Öyle değil mi? Belagat diyoruz ya, retorik. Dolayısıyla retorik bizatihi hakikatin kendisi değildir. Hiçbir zaman bizatihi hakikatin yerine geçebilecek bir şey değildir. Burada bize böyle bir yapı varsayıyor Peygamber Efendimiz. Peki bunun referansı ne? Bakın size söyleyeyim, çok ilginç bir şey. Muhammed Arkun aynı zamanda bir berberidir. Berber kökeninden gelen bir insandır. Ve bize idealize ettiği İslam tipi mesela diyor ki hani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bir metin var. Ayette şunu söylüyor. Gerçeklikte de bu bir şeye tekabül ediyor. Bu bir metin merkezciliktir diyor. Metin merkezcilik. Logosentrizm derken söz merkezcilik, metin merkezcilik burada aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Böyle bir metinden yola çıkarak bir realiteyi resmetmeye çalışmak, onu etkilemeye çalışmak yok. Çünkü bu bir şey getiriyor ona göre. Yani bu bir şeriatçılık, yani bizdeki şeriatçılık kavramına tekabül edebilecek bir fobi canlandırıyor onda. O zaman böyle sabit, her yerde aynı şekilde anlaşılan belli bir yapı. Öyle bir şey yok diyor. Relativizm var. Bize relativizmi birazcık daha hakim kılmaya çalışıyor ve adamın idealize ettiği İslam tipi berberilerin İslam anlayışı. Berberilerin İslam anlayışı nasıldır biliyor musunuz? Yani şeydir, yani böyle halk İslam'ı, köylülerin halk İslam'ıdır. Böyle efsaneler, menkıbeler, ne bileyim hurafeler. Hurafeler İslami muhayyile diyor, imagination diyor. Bu imagination İslam şey muhayyileleri bize diyor metin merkezci fıkıh merkezli o İslam anlayışı, ki ona despot bir anlayış olarak niteliyor.
onu biraz şeyi sabitle. Hani ben şöyle söyleyeyim. Yani biz Muhammed Arkun'u anlayalım. Muhammed Arkun sözünü sonuna kadar söylesin, dinleyelim diyorum ama o aslında birilerini susturmaya çalışıyor. Yani o aslında benim, onu anlamaya çalışan benim gibi bir insanı aslında susturmaya çalışmış bir insan. Yani diyor ki bu düşünce faşizm diyor mesela. Seni faşistlik diye niteleyebiliyor. Bu tarz bir düşünce, yani İslam kökenli, Kur'an kökenli, metin merkezli bir İslam anlayışını, adeta İslam'ı sabitleyen. Niye sabitlesin ki? Yani ben hiç mesela metin merkezli bir İslam anlayışından sabitlenmiş bir İslam anlayışı kastetmedim hiçbir zaman ben. Ben mesela Seyyid Kutub'u çok seven, çok onun İslami hermenotik kavramını, tarihselci kavramını çok şey bulan, çok sempatik bulan bir insanım, öyle diyeyim. Fakat mesela onun anlayışında hiç de böyle sabitleme diye bir şey yok. O da tecrübeye çok önem veriyor. O da İslami tecrübe çok önemli ama bir Kur'an var. Ve Kur'an her zaman sana yol gösterir. Her zaman sen yolunu kaybettiğinde senin yolunu sana gösterebilecek dinamik bir anlayış, dinamik ve diyalojik bir anlayışla rahatlıkla şey yapabileceğin bir kitaptır Kur'an-ı Kerim diyor mesela. Mesela Seyyid Kutup'ta hiçbir zaman böyle bu tarz bir görecelikçi bir tarihselci anlayış yok ama bir tarihselci anlayış var. Tarihselci anlayış ama metni asla iptal etmeyen, metne yaklaşan insanın mutlaka ihtiyaçlarını da her zaman hesaba katan bir şey, bir yaklaşım. Ben böyle bir şey varsaymıyorum hiçbir zaman mesela. İslam bilakis ve Seyyid Kutub'un da dediği gibi veya Şafii'nin de yaptığı gibi. Şafii ne yapmıştı? Metin merkezli bir İslam anlayışıyla Küfe'de bir pratik, fıkıh pratiği ortaya koymuştur. Gitmiştir Kahire'de başka bir fıkıh pratiği ortaya koymuştur. Neden böyle zorunlu bir şey olsun ki? Yani tarihselciler sanki şeriatı sabitlenmiş, başka hiçbir yorumu mümkün olmayan kapatılmış birileri tarafından, yani metin despotları tarafından, metin gardiyanları tarafından kapatılmış bir şey olarak, bir paket olarak göstermeye çalışıyor. Bu bir karikatür aslında. Öyle bir şey yok. Pratikte de böyle işlemiyor zaten. Pratiğe baktığın zaman metni merkeze alan insanların önemli bir kısmı tarih boyunca sürekli olarak yorumlamışlardır. İçtihat yapmışlardır, güne uyarlamışlardır. Nasih demişlerdir, mensuh demişlerdir, tedricilik demişlerdir. Yeri gene daha modern bir kavram olarak yine bu Seyyid Kutub'un içinden geldiği gelenek içerisinden bir İslami mücadele pratiğinin bir teorisi olarak tedricilik demişlerdir, değil mi? Ara aşama, yani işte içkinin haram kılınma aşamalarına baktığın zaman oradan bunu görebiliyoruz mesela. Yani İslami fıkıh geleneği de hiçbir zaman böyle kapatılmış ve metin merkezciliğin sabitleri içerisinde olmuş bir yapı değil. O da o imkanı içeriyor. O imkanı ortaya koymuş, o olasılığı da ortaya koymuş. Metin farklı şekillerde pekala yorumlanabilir. İçtihada konudur. O içtihadı yapacak olan cemaatin nitelikleri, imkanları, tarihsel koşulları şeyi belirliyor. Metinden o gün kendilerine nasıl bir vazife düşeceğini, nasıl bir imkan düşeceğini, nasıl bir fıkıh veya bir siyasi pratik veya siyasi program yol haritası çıkacağını tespit etmişlerdir ve bir yerde ortaya çıkan pratik başka bir yerde tekrarlanmamıştır üstelik. Çünkü neden mesela İslamiyet, şunu söyleyelim mesela, tenzil sırası ile mushaftaki tertip sırası neden birbirinin aynısı değildir? Birçok kişi bunu şey olarak niteliyor. Sanki böyle takdiri bir şey. Peygamber ne diyorlar? Tevfiki. Tevkifi bir şeydir. Peygamber Efendimiz tarafından bizzat emredilmiş bir şeydir bu tertip. Peki Peygamber Efendimiz neden nüzul sırasına göre yapmamıştır bunu? Ve neden biz şimdilerde, modern dönemde bir anda bize nüzul sırasına göre okumak daha cazip geliyor? Belki ihtiyaç duyuyoruz, belki bir yanlış bir anlayışa bürünüyoruz biraz da. Aslında o yanlış anlayışı ben de yıllarca, yani nüzul sırasına göre okumanın tecrübesini yaşadım. Yani onu okumaya çalıştım. İşte önce İkra, o ilk 5 sure falan. İlk mesajlar mıydı? Baltacı'nın kitabı mesela. O çok güzel bir şeydi. O da bir tecrübeydi.
Fakat ben bir süre sonra rahmetli bu tarihselcilik tartışmalarına çok fazla rağbet etmiş rahmetli Salih Akdemir Hoca bir yerde böyle çok provokatif bir şey söylemişti o zaman. Demişti ki ya Kur'an-ı Kerim yani tarihsel olduğu şuradan belli. O dönemde diyor sistem yok, düzen yok, nizam yok. Onun için hangi konu nerede? Bir konudan diyor evlilikten bahsederken bir anda ahirete geçiyor. Ahiretten bahsederken bilmem nereye geçiyor falan. Tamam mı? Ben de hani sosyoloji bilgisi, biraz felsefe bilgisi, biraz hani insan antropoloji bilgisi çok önemli bir şey. Yani biraz roman okumuş olmaktan, çok fazla roman okumuş olmaktan bu tecrübe başka bir şey kazandırıyor belki de. Dedim ki biraz da hermenotikle çok haşırmış neşiriz o zaman. Bilakis dedim. Bilakis bugün ise yine aynı şekilde iner. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir dramaya, insanın dramatik tarafına tekabül eden bir şey. İnsanın dramatik yanı. Biz buradayken demin bir tecrübe aktarmaya çalıştım size. Bir tür şey yaptım size. Uyarıda bulundum. Yani burada benim söylediklerimden ne anlayacaksınız acaba? Hepiniz aynı şeyi anlayacak mısınız falan. Mümkün mü öyle bir şey? Şimdi ben bu konuşurken birileri şu anda ya bu lafı çok uzattı. Şimdi daha kaç saat oldu konuşup duruyor diye düşünüyor olabilir. Birisi ya evde birileri bekliyor, onu şey yapıyor ve birisi belki de evde birileri hastadır, onların problemini yaşıyor. Biri iş problemini yaşıyordur. Biri kafalar başka başka yerlerdedir şu anda belki de. Eğer biraz iyi toparlayamazsam hepinizin kafası başka yerlere gidecek büyük bir ihtimalle. Ama ben onu şey olsun diye söylemiyorum. Şunun için söylüyorum. Yani insan olarak hepimizin hiçbirimiz salt felsefe yaparken tam anlamıyla hep felsefede kalıyor değiliz. İçimize o felsefe yapma iştiyakımızı belirleyen, motive eden başka şeyler de olabilir. Kendimizi kanıtlama iddiası veya dünyayı anlamaya çalışma iddiası. Ve Allah'ın muhteşem yaratışını seyretme, temaşa etme ihtiyacı. Çok farklı motivasyonlar. Veya akademik bir telaş. Buradan bir şey öğrenebilir miyim? Bu tezim için iyi bir malzeme çıkabilir mi diye. Veya yeni bir buluş, bir icat yapabilir miyiz buradan falan. Çünkü akademik hayat icat isteyen, icadı kışkırtan, icada insanı zorlayan bir hayattır. Bir şey, yeni bir şey söyleyeceksiniz. Yeni bir şey. Kimsenin söylememiş olduğu bir şey söyleyeceksiniz. Tamam mı? Onun için tez yazarken hiç kimsenin şimdiye kadar düşünmemiş olduğu yeni bir kavram. Hiç kimsenin aklına gelmemiş yeni bir fikir, yeni bir tez. Bu rağbet gören bir şey. Ve bu tez realiteye yapıştırılacak. Yani realiteye yakıştırılacak. Ve uyacak, şık duracak. Realite üzerinde şık duracak. Benim genellikle tez kavramından anladığım şey odur. Yani iyi bir tez realiteye giydirilmiş iyi bir elbise gibidir. İyi bir tez. Kötü bir tez rüküş duran bir elbise gibidir. Yani tezin iyiliğini ve kötülüğünü tezin doğru veya yanlış olduğu şekilde ölçmüyoruz. İyi durup iyi durmadığı şeklinde ölçüyoruz. Ne kadar iyi durabilir, realiteye ne kadar uygun düşebilir falan. Şimdi dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde bir Kur'an-ı Kerim hayatı bir bütün olarak kapsayan ve bir bütün olarak hayata hitap eden bir şeydir. İnsanın drama boyutuna çok iyi tekabül eden bir şey. İnsan da öyle değil midir? Yani insan şu anda fikri bir faaliyet yaparken karnınız gurulduyor olabilir ve açsınızdır şu anda mesela. Aç olmakta veya susamış olabilirsiniz veya işte başka şeyler olabilir. Dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim'in bu dağınıklığı tam da onun hayata tekabül eden mükemmel yanını gösteren bir şeydir. Ama biz şimdi şey diyoruz ya, bugün yazsak ne güzel işte kitapları yazıyoruz ya işte burada bir dokçe gibi işte başlık var, başlıklar var. Bir başlık altında böyle başka konuları hiçbir şekilde karıştırmadan sadece efradını, cami ayarını mani bir şekilde oradan ilerleyen sistematik bir yol. Hayat sistematik değil ki böyle sen sistematik bir şekilde ona hitap edesin. İnsan sistematik değil. İnsan dağınık bir varlıktır. İnsan biraz toparlayan bir tarafı da var illaki ama yani onun özellikle insanın farklı farklı hissiyatı, duyguları, aklı. İnsan salt akıl değildir. İnsan duygular, akıl, içgüdüler vesaire şeyler içerisinde var olan biyolojik boyutları da olan bir varlıktır aynı zamanda. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde hitabı bana daha mucizevi geliyor. Mesela bunun içerdiği ayeti görüyorum ben yani. Böyle bir ayeti görüyorum dedim. İkincisi bir de yine Salih Hoca'nın o zaman söylediği şeylerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim
Kur'an-ı Kerim'in sadece bu boyutuyla değil, hangi boyutuylaydı ya? Yani Allah, unuttum, bir şey söyleyecektim ama. Evet. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Bilmiyorum, böyle çok logosentrizm, ha? İnsan arada unutan da bir varlık. Evet, bravo. İnsan unutan bir varlık. Yani insan çok iyi şey, bir kurgum vardı yani, mükemmel iyi, yani kendime göre mükemmel tabii, yani iyi bir kurgum vardı, bir halka koptu galiba orada. Şimdi Muhammed Arkun İslam düşüncesi içerisinde böyle bir berberiler, biliyorsun berberilerin İslam anlayışını biraz daha kendine yakın görüyor. Berberilerin İslam anlayışı da nasıl bir İslam anlayışı? Muhayyile. Muhayyile dediğiniz şey de etliye sütlüye bulaşmayan bir kültürdür aslında. Kültür. Tam tamına kültür. Bu kültürün mücadelesini veriyor. Yani berberilik biraz daha halk İslamı da diyebilirsiniz. Halk İslamı, folk İslam diye sosyologların da tarif ettiği bir şey İslam. Yani Muhammed Arkun'un eninde sonunda İslam adına ideal olarak resmettiği şey o. Mesela doksa diyor. Doksa ve ortodoksi. Ortodoksiye karşı heterodoksiyi savunuyor. Heterodoks yani kitabi İslam değil de şeyi daha çok savunuyor. Daha kitaba yazılmamış, halkın zihninde şekillenmiş bir İslam. Ha, böyle bir İslam'ı savunmanın nasıl bir erdemli tarafı olabilir? Nasıl bir şeyi olabilir? Bunun doğrusu ben anlayabilmiş değilim. Mesela Kehf suresinin 18. ayetini Kehf suresini bir yorumlayışı var mesela. Neredeyse o mitolojidir. Yani öyle çok ciddiye alınabilecek bir şey değil ama insan muhayyilesinde karşılığı olan bir şeydir falan diye. Yani Muhammed Arkun sanki böyle kitabın özüne gideyim diye bir yolculuğa çıkıyor. Ulaşıyor mu kitabın özüne? Aslında özü diye ulaştığı şeyin benim öz diye tasavvur ettiğim, tahayyül ettiğim şeyle zerre kadar alakası yok. Hiç de öyle öze falan ulaşmıyor. Demek ki arkeoloji yapıyorum demek de öyle düşünce arkeolojisi yapmak. Foucault da aynı şeyi yapar. Foucault da bir düşünce arkeolojisi yapıyor hakikaten. Ama mesela hani çığır açmak derken çığır açamıyor yani. Mesela İslam düşüncesi içerisinde keşke o çığırı açsaydı. Tarih boyunca bize sirayet etmiş olan, yani tarihselci olduğu halde bu da kendisiyle çelişen bir şey. Bir tarihselci olarak neyi yapmasını beklersiniz? Belli tarihsel dönemlerde gelişmiş bir takım kavramlara da saygı duymasını beklersiniz değil mi? Bu bir dönemin Müslümanları İslam'ı böyle anlamışlardır. O da saygı duyulabilir. Tarihselci ona da saygı duyması gerekiyor. Nereden çıkıyor bu? Bunlar yanlış anladı, onlar yanlış anladı, şunlar yanlış anladı ama ben tarihselciyim, gideceğim. O dönemin insanları en öz bir biçimde İslam'ı nasıl anlamışlar ben öyle anlayacağım. Selefilik mi yapacağız? Bu bir tür selefilik aslında. Yani adı konulmamış bir selefilik. Ya Muhammed Arkun'a selefiliği yakıştırabiliyoruz burada. Yani kimse Muhammed Arkun'a şimdiye kadar böyle yaklaşmamıştır ama bu tarz bir arkeoloji çabasının ulaşacağı yer selefiliktir. Ve ben Muhammed Arkun'un ve bazı tarihselcilerin, nesnelci bir okuma iddia eden tarihselcilerin garip bir biçimde bir tür selefiliğe kadar giden bir yolculuğa çıkmış olduklarını paradoksal bir şey olarak, tabii bu bir paradoks ama paradoksal olarak bunu tespit edebiliyorum. Ama yani rica ediyorum, ben şunu söylemiyorum hiçbir zaman, yani onları böyle düşünceleri tamamen o düşüncelerinden dolayı samimiyetlerini sorgulayacak bir konumda asla olmadım. Onları beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi de bir tartışmayı başaramıyor olmamız. Ben mesela Muhammed Arkun'u yıllarca tartıştım ve eleştirdim. Tarihselcileri de eleştirdim ama hiçbir zaman onları ben onlardan daha samimiyim diye bir iddiada bulunmadım. Yani ben bu tartışma dolayısıyla kendilerine teşekkür ettim her zaman. Çünkü bir katkıdır bu. Neticede bizim de düşüncemizin birazcık şekillenmesine, gelişmesine yol açan şeylerdir yani bunlar. Bu tartışmaları yapmak lazım. Çünkü biz de bir tarihin içinde yaşıyoruz netice itibariyle. Tarih problematiği yok sayılabilecek bir problematik değildir. Tarih problematiği var. Farklı bir dünyada yaşıyoruz. Farklı bir tecrübe yaşıyoruz. Biz bir metni anlıyoruz diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya başladığımız zaman hepimiz aynı şeyi anlıyormuş gibi varsayıyoruz ama anlamıyoruz aslında. Aynı şeyi anlamıyoruz.
aynı şeyi anlamış. Biraz sorgularsak aslında ne kadar farklı İslam anlayışları var aramızda ve bir İslam anlayışının öbür İslam anlayışını hiçbir şekilde aslında tolere etmiyor olduğunu da acı bir biçimde görüyoruz, yaşıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Mesela hep çok eleştirilen Ehl-i Sünnet falan. Şimdi Ehl-i Sünnet çok müthiş bir tecrübedir. Muhteşem bir şey tecrübesidir. Bir sağduyu geleneğidir. Yani mesela özellikle bu tarihselcilerin en çok eleştirdikleri şey tarih içerisinde şekillenmiş olan tarihin belli dönemlerindeki belli ihtiyaçlara, belli bir şartlarla olan diyaloğa verilmiş olan cevabı çok kolay mahkum edebiliyor olmaları. Ve bugün ne çekiyorsak onların yüzünden çekiyoruz deyip böyle günah keçileri ilan ediyor. Bir Şafii var mesela. Şafii bizim şu anda çektiğimiz bütün musibetlerin sorumlusu. Çünkü o bizim ortodoksiyi şekillendirmiş. Metin merkezci ortodoksinin temel sebebi o. Ya Allah'tan korkun ya. İmam Şafii'nin yaptığı şey Descartes yapamamış. Descartes'la karşılaştırılabilir. Gerçekten Batı düşüncesi içerisinde Descartes'in yaptığı şey neyse. Ha Descartes'i bugün şeyler eleştiriyor. Kartezyen düşünce deyip eleştiriyorlar. Ama Descartes'in Batı düşüncesi içinde yapmış olduğunu Şafii yapmıştır. İşte o şeyi yaparak Risaleler kitabı, Er-Risale kitabı veya El-Um bir fıkıh kitabı gerçi ama Er-Risale kitabı tam bir düşünce şeyidir. Sistematiği oluşturmaya çalışıyor. Ha düşünce sistematiği oluşturmanın kendisi başlı başına yanlıştır diyebilirsiniz. Ama yani niye o zaman Batılılardan bizi geri bırakan şey, bunlardır niye düşünüyorsun? Niye öyle diyorsun? Batılılar yani Batı'yı bugünkü noktaya getiren bu düşünürlerin Batı tarihi içerisinde yapmış oldukları şeyi Şafii çok daha önce yapmıştır. Bugün postmodern bir aşamaya geçip modern bir dünyayı resmetmiş olan, modern bir dünyayı inşa etmiş olan, Müslüman modern dünyayı inşa etmiş olan Şafii gibi bir adamı veya Eşari gibi bir adamı mahkum ediyorsun. Eşari aynı şey Eşari için de söz konusu. Şimdi bütün bu kaderciliğimiz bugün dünyaya bir türlü nizam veremiyor olmamızın sebebi Eşari midir Allah aşkına? Eşari ne yaptı? Eşari cüz'i irade dedi. Ne şimdi külli irade dedin de sen ne uzaya mı çıkıyorsun şu anda? İşte sen de bir şey yapamıyorsun ki işte bir kompleksin içerisine gelip dayanıyorsun netice itibariyle. Bir komplekse kapılıyorsun. Yani mesela İmam Şafii bu tabii düşüncelerle eylemler arasında birebir bu tür ilişkileri kurmak aslında biraz Max Weber'in meşhur protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu arasındaki o diğer şeyi kurmasıyla birlikte çok yaygınlık kazanmış bir şey Batı sosyolojisinde veya düşünce tarihinde. Biz de buna alıştık. Bize de olduğu gibi transfer oldu. Bizde mesela modernistler, ilk İslam modernistleri kalktılar dediler ki bizi İslam geri bıraktı. Yani bizim İslam geri kalmışlığımızın yegane sebebi Müslümanlığımızdır. Veya Kur'an'ın kendisidir. Emin olun bu tarihselcilerin zihinlerinin arka planında belki bazen kendilerinin de farkına varamadıkları şey budur. Kur'an bizi geri bıraktı. Sonra demiyorlar ki Kur'an geri bıraktı. İşte Kur'an'ı şu şekilde yorumlayışımız geri bıraktı. Kur'an'a daha dinamik bir yorum. Ya nasıl daha dinamik, nasıl bir yorum getirecek? Kur'an netice itibariyle bir din kitabıdır aynı zamanda. Bir hidayet kitabıdır. Onu şöyle benim yazdığım şöyle bir metni okur gibi okuyamazsın Kur'an'ı. Benim yazdığım metin istediğin zaman istediğin gibi abdestli veya abdestsiz cenabet veya şey gibi okuyabileceğin bir metindir. Ama sen Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman önce bir abdest alıyorsun. Ona inanıyorsun. Onun Allah'tan geldiğine inanıyorsun. Onun Allah'tan geldiğine inanarak okuyorsun. Sen ona bir metin gibi yaklaşmıyorsun ki zaten. Sıradan bir metin gibi değil ki. Yani o hermenötikte oradaki metni objektif bir biçimde anlamak dediğimiz şey gerçekleşmiyor hiçbir zaman. Sen objektif olamazsın Kur'an'a karşı. Kur'an'a karşı objektif olabilirsin. Şöyle inanmadan okuyabilirsin. Ne saçmalamış bu Müslüman Muhammed'in uydurduğu kitap falan dersin. Tamam mı? Öyle bir yaklaşımla okursun. Başka bir şey anlarsın. İlla ki anlarsın. Ama başka bir şey anlarsın. Veyahut da şey gibi okursun. Yani mümin gibi. Acaba bu bana ne diyor? Ne diyor? Her ayet üzerinde tefekkür edersin. Tedebbür edersin. Ve bu tefekkür ve tedebbürün neticesinde üzerine Allah bana ne emrediyor? Nasihat alırsın. Kalbin yumuşar. Kalp yumuşuyor. Kur'an'ı okuduğun zaman bir etkiye maruz kalıyorsun. Şu kitabı okuduğun zaman bunu yapmazsın. Bu kitap derken herhangi bir kitaptan bahsediyorum. Yani bunu okurken böyle bir etkiye maruz kalmazsın ama Kur'an'ı okuduğun zaman o etkiye maruz kalıyorsun. Hatta hani Kur'an okuma adabı, yani geleneksel adabımız işte nedir? Abdest alıyoruz, değil mi? Ve ne yapıyoruz? Çok daha önemli bir şey yapıyoruz. Sesli okuyoruz.
efdal olan okuma biçimi sesli okumaktır. Ağzından çıkan şeyi kulağının duyuyor olması çok önemli. Yani Allah sana o anda sesleniyor. Ama senin ağzından sesleniyor Allah sana. Anlamasan bile, bak hiç anlamasan Kur'an, zaten anlamasan diye bir şey yok. Mutlaka bir şey anlıyorsun. Zaten anlamak, benim anlama konusunda biliyorsunuz hermenötik üzerine yaptığım bütün tartışmaların neticesinde edindiğim şey şu. Hiçbir şey anlamama diye bir şey yok. Biz hep anlayarak var oluyoruz. İnsan nasıl zoon politikon diyor, bir politik hayvandır. Öbürü insan düşünen bir varlıktır diyor. Öbürü insan bilmem alet yapan bir hayvandır falan diyorsa yok. İnsanın en temel varoluş özelliği, en temel varoluş özelliği anlamasıdır. Anlama. Anlamayla başlıyor hayatımız. Anlam veriyoruz. Biz mesela dünyaya baktığımız zaman bir anlamlandırmaya çalışıyoruz. Neredeyiz? Burası nedir? Neyin nesidir? Bilmek değil, anlamak. Siz bilirken de anlıyorsunuz. Tamam mı? Bilirken anlıyorsunuz. Anlama daha temel, daha önce. Bilmekten de önce bir eylem, bir varoluş biçimi. Anlamak insanın en temel varoluş biçimi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i isteseniz de istemeseniz de anlıyorsunuz aslında. O sesten, o kıraattan bir şeyler geliyor size. Anlamlandırıyorsunuz. O ses size bir şey hitap ediyor yani. Müzik dinlediğiniz zaman bir şey anlıyorsunuz. Anladığınız şey bir şey değildir illaki yani. Sizin bir duygulanım yaşıyorsunuz. Bir etkilenme yaşıyorsunuz. Onun için anlamak insanın en temel varoluş biçimidir ve Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okuduğunuz zaman da en azından kalbiniz inceliyor, bir etkiye maruz kalıyorsunuz. Bu başka bir kitabı okurken, başka bir kitabı okurken de anlıyorsunuz. Yani anlamak, anlamadan bir anımız geçmiyor. Anlamadan bir anımız geçmiyor. Yani çünkü yolda giderken de kapı var, bunun kapı olduğunu biliyoruz. Anlıyoruz onu ve geçiyoruz oradan. Kapıdan geçiyoruz. Demin mesela şuradan geçtim. Ters bir şey olduğunu anladım. Aslında buradan gelmem gerekiyormuş. Böyle geldim mesela. Bu anlama anladım yine. Yanlış anladım. Yani yanlış anlamak da bir anlamaktır. Yani insanın varoluş düzeyi olarak ondan bahsediyorum. Bir anlama var. Peki Kur'an'ı biz kendimize göre işte eğer samimiyetle yaklaşırsak, kendimizi açarsak Kur'an'a, Kur'an da kendini bize açar. Kur'an'ı çok daha rahat anlarız. Onun için Kur'an'ı biraz daha tedebbür ederek anlamak istersek ve rasihune fil ilm kategorisinde insanlar olmak istersek, ilimde derinleşen insanlardan olmak istersek daha farklı anlayacağız ve o anlamaya da açık Kur'an. O düzeyde de ayrı bir tecrübe tabii ki yaşarız. Dolayısıyla Kur'an'ı biz herhangi bir metni okuduğumuz gibi okumuyoruz. Fakat mesela tarihselci yaklaşım Kur'an'ı bir anda şeye dönüştürüyor. Böyle bir sıradan bir metne, dinsel bir metin değil de onu önce ya Allah bize nasıl bir numara çekmiş acaba ona bakalım falan diyor. Tamam, nasıl bir numara çekmiş olabilir? Bir de kendimizi direkt önce bir tarihin üstüne çıkarıyoruz. Sanki biz tarihin üstüne geçip tarihin üstünden şeye yaklaşabilirmişiz gibi. Dünyaya yaklaşabilirmişiz gibi. Dünyayı anlayabilirmişiz gibi. Ya öyle bir eğer tarihselci düşünceyi kabul ediyorsan peşin önce kendinin tarihsel olduğuna inanacaksın. Metinden önce sen tarihselsin. Bırak metni. Önce sen tarihselsin. Sen tarihsel olduğunu kabul ediyorsan eğer bu metnin tarihsel olup olmadığına ve hangi tarihsel etkiye maruz kalıp geçmiş tarihteki insanlar tarafından nasıl anlaşılmış olduğuna sen nasıl karar vereceksin? Sen buna karar veremezsin ki. Bilemezsin bunu zaten. Tamam. Onun için ne yapmamız gerekiyor biraz? Biraz kitabın Allah tarafından gelmiş olduğuna inanmamız ve bu inançla ona teslim olmamız gerekiyor ve onu usulle, adapla okumamız gerekiyor. Usulüyle, adabıyla okuduğumuz zaman da anlayacağımız şeyler çok daha farklı şeyler olacaktır. Ya yani mesela ben Kur'an okuduğum zaman bu ayet acaba peygambere veyahut da ashabike Bilal-i Habeşi acaba bunu nasıl anlamıştır? Bilal-i Habeşi ile aramızda 1400 yıl var. Değil mi? Bu 1400 yıl önce bu adam bunu nasıl anlamış? Ben bunu o şekilde anlayabilir miyim? Yok. O Arap toplumunda yaşamıştı. Arap toplumunda yaşamış ama aynı zamanda bir Habeşliydi. Ve bir de köleydi. Şimdi Habeşli bir köle. Yanında Ebu Bekir var. O zengin bir adam ve özgür şeyin. Baktığınız zaman aslında görecelik sadece farklı tarihler arasında değil. Farklı aynı toplum içerisinde farklı
kişiler, coğrafyalar, toplumlar arasında da var olabilen bir şeydir. Falan. Ama tabii Kur'an-ı Kerim, Bultmann diye bir adam var. Rudolf Bultmann, hermenotiğin, teolojik hermenotik akımının veyahut da ekolünün önemli ismi, protestan bir adam. Yine Alman. Almanlar idealizm ve hermenotik alanında, felsefi hermenotik alanında Almanlar. Yani mesela Fransızlar arasından böyle bir şey çıkmıyor. Fransızlar bunun yerine postyapısalcı. Anlama diye bir şey mümkün değil. Hiçbir şey anladığımız yok aslında. Yani anlıyoruz işte, ama nece anlıyoruz? Anladığımızı zannediyoruz. Anladığımızı varsayarak birbirimizi idare ediyoruz aslında. Aslında yani karşılıklı diyaloglarımızda diyalog diye bir şey oluşmuyor. Biz birbirimizin sözleri üzerine bir takım şeyler cereyan ediyor ama herkes kendi dünyasında, herkes kendi anlam dünyası içerisinde birbirinden kopuk, atomize bireyler olarak hayatımıza devam ediyoruz. Hobbes'un dünyası o şeyi devam ediyor falan. Fakat hermenotikçiler, yani özellikle felsefi hermenotikçiler, Gadamer falan, Heidegger, Gadamer ekolü, yok diyalog diye bir şey var. Yani mesela ben şu sözü söylemesem sen bu sözü bana söylemezsin. Dolayısıyla bir diyalog oluşuyor. O diyalog içerisinde her ne anlıyorsan sen, sen her ne anlıyorsan ve ben de senden her ne anlıyorsam, neticede birbirimizin sözlerini birbirimize tetikleyerek böyle devinen bir şey ortaya çıkarıyoruz. Bir metin ortaya çıkarıyoruz. Öyle mi? Yani kaydettiğimiz zaman bu metne dönüşüyor. Bu metin aslında kime ait bir metindir? O diyaloğun bir parçası olarak bana mı aittir? Sana mı aittir? Kime aittir? Gadamer'in söylediği şey o diyaloğun kendisine aittir. Diyalog onu mümkün kılan bir şey. Bir şey ekleyelim ona. Tabii o diyalog o iki kişi arasında değil de başka iki kişi arasında cereyan etse o şekilde mi çıkar o metin? Yok. Demek ki o iki aktörün de bir rolü var o işte. Demek ki o iki aktörün o diyalogda bulunması şey olarak mümkün olabilir. Tabii şimdi Kur'an-ı Kerim'in tarihselliği tartışmasına Muhammed Arku'nun yaptığı katkı kuşkusuz Kur'an-ı Kerim'i adeta büyüsünü bozmak, Kur'an-ı Kerim'in bir ilahi metin olmaktan öte, yani sanki belli bir şeye, belli bir dönemde o dönemin Müslümanlarına, insanlarına bir şekilde hitap etmiş bir metin. Onun aslında hiçbir zaman aslına ulaşamayız. Her ne kadar arkeolojisini yapıyor olsa da kendisi de çok umutlu değil o arkeolojiden. O arkeolojinin neticesinde hiç bozulmamış bir özü, arkeyi. Arke diyor ya, arkeyi gerçekten bulabilecek miyiz? Bulamayacak mıyız? Ona dair bir yakın bir beklenti içerisinde olup olmadığı konusunda doğrusu ben çok emin değilim. Emin değil. Hatta kendisinin de öyle bir beklenti içerisinde olmadığını düşünüyorum. Ama buna mukabil Muhammed Arkun aynı zamanda politik mücadelesi de olan bir insan. İşte bir laiklik tartışması var. Laikliğin, Frankofon laikliğini eleştiriyor olsa bile özünde laikliği savunan bir insan. Bir çığır açabilir mi böyle bir insan? Hani siz, ben biraz şeyin sınırlarında kalmaya çalışıyorum. Burada ortaya konulan sorunun sınırlarında kalmaya çalışıyorum. Muhammed Arkun bana göre böyle bir İslam düşüncesi alanında böyle çığır açabilecek şimdiye kadar bir şey ortaya koyabilmiş değil. Mesela ben Muhammed Hanifi'nin bile şeyi biraz daha şey buluyorum. Yani biraz daha etkili ve mesela Muhammed Hasan Hanefi biraz daha hani inancını yitirmemiş bir insan. Yani antropolojiye inanıyor. O da oryantalizm yerine oksidentalizm, yani batı bilimi yapalım diyor, tersine çevirelim. Böyle bir milli duygusu var, yani şey duygusu, batı doğulu duygusu var. Yani siyasi varoluşu itibariyle daha doğulu bir insan. Ama o da, onun da yaptığı şey netice itibariyle Kur'an'ı anlama konusunda güya söz merkezci, metin merkezci yapıyı bertaraf edelim. Dolayısıyla metin insanlar üzerinde despotizm kuran bir şey olmasın gibi bir anlayış getireyim derken netice itibariyle yerleştirdiği şey tamamen hiç kimsenin Kur'an adına hiçbir şey söyleyemeyeceği
ve hiç, bize hiçbir şey söylemeyen, netice itibariyle hiçbir şey söylemeyen veya istediğimiz şeyi söyletebildiğim, daha fazla istediğimiz şeyi söyletebileceğimiz bir metin, yani hiçbir kapıya çıkmayan bir bir yol. Onlar da İslam, ve zaten şunu da söyleyeyim, yani İslam alim dediğiniz her zaman çok provokatif olan kişi değildir. Eyvallah. Hep ezberlerle giden ve ezberleri tekrarlayan bir alim olmaz. Bir aydın hiç olmaz. Entelektüel dediğiniz biraz hakikaten şey olacak yani. Toplumun önüne düşecek, bazı fikirleri sarsacak, yeni fikirler ortaya çıkaracak falan bir insan. Ama bugün böyle bir aydın tipolojisi nasıl bir iş görüyor? Böyle bir aydın tipolojisi işte tarihselcilik üzerinden. Siz hiç kimsenin işte gider cami duvarına böyle der gibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir takım şeyler söyleyip kendi sözünüzün etkinliğini sadece karşı tarafın sizi alkışlayabileceği bir tarzda söylediğiniz zaman kendi toplumunuzu dönüştürme konusundaki o iyi niyetli, hani hiç şey yapmayayım, yargılamadan söyleyeyim, hatta peşin peşin hüsnü zanla söyleyeyim, o iyi niyetli çabanızın da hiçbir karşılığı olmaz. Eğer gerçekten bir niyetiniz varsa bunu da söylemenin bir takım üslupları var. Peki diyebilirsiniz ki iyi bir üslupla söylediğin zaman hiç kimse uyanmıyor. İyi de böyle bir üslupla söylediğin zaman kaç kişiyi uyandırmış oluyorsun? Kime ne söylemiş oluyorsun? Kimi ne şekilde dönüştürmüş, değiştirmiş oluyorsun? Evet. Şöyle bir mesela Muhammed Arkun'un bir ilginç, tamamen her şey boş değil tabii ki. Çok güzel şeyleri de var. Hani harcamış olmayalım. Hakikaten ben yine de Muhammed Arkun'un bir şekilde okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani bence Muhammed Arkun mesela şunu söylüyor, söz merkezci düşünce diyor ya, mesela diyor Taberi diyor ki Kâlallah Teâlâ fi kitâbil kerîm diyor mesela, bir ayet söylüyor mesela. Mesela ayet kullanma tarzımıza yönelik bir eleştirisi var ki o hakikaten çok haklı bir eleştiri. Biz bazen bir bağlamında bir ayet getiriyoruz ve bütün tartışmayı bitirecek bir hüküm yüklüyoruz ona. Allah buyurdu ki dediğimiz zaman aslında buyuran Allah değil orada. Bizim tercihimiz var. Biz bir yorum yapmış oluyoruz. Biz kendi yapmış olduğumuz yorumun farkında olmuyoruz. O ayeti tercih edip o bağlama onu koyuyor olmamız bir yorumdur. Mesela biz o yorum boyutumuzu, bizim kendi o yorum katkımızı göz ardı ediyoruz. Kendimizi bir anda haşa Allah'ın yerine koyuyoruz. Ve Allah adına otoriteyi tesis etmiş oluyoruz. Bu otoriteye karşı genel bir antipatisi var. Otorite, dini otorite tartışmayı bitiren, tartışmanın önüne ket vuran bu tür otoriter tavırlara karşı eleştirel bir tavrı var. Onu da mesela ilave edebiliriz. Mesela burada onun İslami reform, İslam reform mu yıkım mı şeklinde bir kitabı var. Makalelerinden oluşuyor bu. Yani mesela Kur'an çalışmalarına eleştirel bir giriş diye bir bölüm. Belief and Construction of the Subject in İslami bağlamlarda öznenin inancı ve inşası. Logocentrism and Religious Truth in Islamic Thought. İslam düşüncesinde dini hakikat ve logocentrizm. Logocentrizm dediğim işte söz merkezcilik veya metin merkezcilik. Authority and Power in Islamic Thought. İşte demin dediğim şey, İslami düşüncede otorite ve iktidar. The Concept of Person in Islamic Tradition. İslam geleneğinde kişi kavramı, şahıs kavramı. Yani işte böyle İslam düşüncesinde bu biraz birey, şahıs, ne bileyim bir vatandaş kavramının aslında teorik, teorik kökenlerini ortaya koyuyor. Aspects of Religious Imaginary mesela, dini muhayyilenin farklı boyutları. Burada demin bahsettiğim o şeyi anlatıyor, o muhayyileyi merkeze alan bir din anlayışı. Yani biraz düşünceyle şekillenen bir anlayışın düşünce diyor ki, düşünce biraz insani müdahaledir, metnin müdahalesidir, ortodoksinin müdahalesidir, kurulu düzenin, establishment'ın müdahalesidir ve antipatiktir ona karşı. Yani biraz daha böyle bırak toplumu kendi halinde, dindarlığını yaşasın
Yani kendi mecrasını bulur falan. Ya o zaman alim ne yapacak? İnsanlara bir din, bir şey olmayacak mı? Formu, şekli falan hiç mi olmayacak? Evet, olmayacak aslında. Biraz hayal ettiği şey biraz o. Bu açıdan da baktığınız zaman aslında Muhammed Arku'nun, hatırlarsanız bir ara bizde de bir tartışma olmuştu. Siyasal İslam, kültürel İslam tartışması. Kültürel İslam neyi ifade ediyor? İşte camiler, kubbeler, işte türbeler, işte türbelere gidiyor insan, mumlar yakıyorlar, bilmem. Anadolu geleneği içerisinde şekillenmiş bir dindarlık anlayışı vardı. Hiçbir siyasal talebi, inancı, beklentisi olmayan bir şey anlayışı. The rule of law and civil society in Muslim context. Müslüman bağlamlarda hukukun üstünlüğü ve sivil toplum gibi böyle bir başlık falan var. Benim kitabı çevirdiğim makale, iki kitapta da işte Haşim Salih diye bir adam. Ha, bu arada bir Haşim Salih diye bir mütercimi var. Bu adam kitaplarının hepsini Fransızca yazmıştır. Bütün kitaplarını da Arapçaya Haşim Salih diye bir talebesi çevirmiştir. Fakat şeyi fark ettim. Haşim Salih adamı çok yanlış anlıyor. İnanılmaz yanlış anlıyor. Yani kendisi bunu bile bile ona ama tercüme ettiriyor kitaplarını. Mesela bazı yerlerde Haşim Salih metnin önüne geçiyor. Aslında Muhammed Arkun şöyle demek istemiyor, böyle demek istiyor falan deyip, yani çok provokatif gelebilecek bir takım inanç şeylerini, düşüncelerini yumuşatmaya çalışıyor. Yumuşatmaya çalışırken tahrif ediyor aslında. Öyle bir şey değil. Ben Muhammed Arkun'u çok iyi anladım. Öyle demiyor. Gayet baya dümdüz yani anladığımız şeyi söylüyor. Fakat Haşim Salih yok işte aslında bu onu demek istemedi falan diyerek onu şey yapmaya çalışıyor. Yok, o kadar iyi değil. Yani onun için Fransızca yazmıştır genellikle. Yani yazabilecek kadar iyi bir Arapçası yok. Fransızca eğitim görmüş. Fransız sömürgesi içerisinde yetişmiş bir adam. Evet, az çok Muhammed Arkun'la ilgili size söyleyebileceğim şeyler de. Bu arada iyi ki de böyle bir kitap, ne zaman basmışız bu kitabı? 2000 yılında basmışız. Yani 19-20 yıl olmuş bu kitabı çıkaralı. Bugün inşallah bu vesileyle bunu bir daha basmamız gerektiği düşüncesine kapıldım inşallah. Yakında yeni baskısını da yaparız. Teşekkür ediyorum.